Korkmuyorum. Savaşacağım. Hayatta büyük hayallerim hiç olmadı. Şimdi en büyük hayalim yaşamak. Eğer bu hastalığı atlatırsam işim gücüm yaşamak olacak. Sadece doğan gün için bile şükredeceğim. Ömer'inkine talihsizlik değil mi? Ama ucuz atlattı, şanslıymış. Öyle. Yine dokunmamışsın tabağına. Aslı bir şeyler ya, olmaz böyle. Patlayacağım yemekten, senin yüzünden. Bakma iyiyim ben. Ben ölümden korkmuyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Önce annemi, sonra babamı kaybettim. Onlar yerine ben ölseydim derdim içimden. Ama hayat devam etti. Kapatalım mı bu konuyu? İyi öyleyse. 100 yaşıma kadar yaşayacağım. Hatta sonsuza kadar. Ama etrafımdakileri üzüyorsam hiç yaşamak istemem. Çok mu belli oluyor? Yüzünden okunuyor. Hasta birinin yanında insan hasta gibi olur. Bu ruh haline girmen olur. Şimdi kendini bırakmış beni düşünüyorsun öyle mi? Tabii düşünüyorum. Ben kaderim neyse onu yaşayacağım. Seni de hastalıkla uğraştırmak istemiyorum. Sen hayatına bak. Beni de biraz rahat bırak, tamam mı? Birincisi, bu düşünceleri kafandan atıyorsun. İkincisi, yemeğini bitiriyorsun. Sonuncusu da... Tamam, doktora gidiyoruz. Bu hastalığı yeneceksin. Birlikte yeneceğiz, tamam mı? Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir an bile olumsuz düşünmek yok. Hadi yemeğini ye şimdi. Hadi. Yılmaz'ı beklersek iş uzar Aslı'cığım. Düğünü yapalım bir an evvel, değil mi? Acele etmesek daha iyi. Tamam anacığım, ikide bir düğün lafı ediyorsun. En kısa zamanda yapacağız düğünü, merak etme. Hayırdır? İkiniz de böyle sus pus. Hayırdır Fahriye? Sorun ne, Cemil mi? Canınızı sıkmayayım dedim ama nasıl olsa duyacaksınız. Cemil dava açtı abi. Ahmet'in velayetini istiyor. Ne? O ne demek ya? Anneden koparılır mı çocuk? Alamaz çocuğu, hiç yorulmasın. Yarın avukatla görüşeceğiz. Bakalım o ne diyecek. Ben Cemil'le konuşurum. Sen sıkma canını. İyi akşamlar. Yılmaz hoş geldin. Buyur. Ya Cemil, bu yaptığın iş mi şimdi? Nereden çıktı bu velayet işi? Ya ufacık çocuğu annesinin elinden mi alacaksın? Ayrıca alamazsın, öyle bir şansın yok. Saldır. Sen de saldır. Vurun abalıya bakalım. Ne söz verdin sen bana Yılmaz? O senin oğlun, istediğinde görürsün demedin mi? Ya gör oğlunu. Engel olan mı var? Sen onu Salih Efendi'ye sor. Ya tamam, Salih hatalı olabilir. Onu da uyarırız. Ama sen kendine bak önce. Ya sen babayım diyorsun, içkiyi elinden düşürmüyorsun. Sana çocuk emanet ederler mi Cemil? Bu işi akıl yoluyla çözeceğiz Cemil. Önce kendine çeki düzen vereceksin. Bırak şu içkiyi Cemil. Lanet olsun de bırak. Şu davayı da geri al. Herkesi perişan etme. İş işten geçti. Başka çare kalmadı Yılmaz. Bu iş mahkemede çözülecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.